Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla programımızı onurlandırmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu üyelerini kabulü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nun değerli başkan ve bu ailenin değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu nazik ziyaretinizden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. TÜGİK, 8 federasyonu, 72 derneği ve bu arada 9000'i aşkın üyesiyle kendi alanında ülkemizde gerçekten çok önemli bir yere sahip. Ve bu önemi sebebiyle de tabii ki farklı görevler ifa eden, çalışmalarını takdirle takip ettiğim bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Sergilediğiniz güçlü dayanışma ile bilhassa genç girişimcilerimize örnek olarak Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine yaptığınız katkılar sebebiyle sizleri kutluyorum. Bildiğiniz gibi bu göreve gelirken farklı bir cumhurbaşkanlığı yapacağımı ifade etmiştim. Alışılmış bir cumhurbaşkanlığı görevine talip olmadığımı söylemiştim. Bu sözümüzde duracak, diğer alanlarla birlikte ekonomiyi de yakından takip edecek, tüm taraflarla istişarelerimizi yapacak, tespitlerimizi, tekliflerimizi ilgili kurumlarımızla, sorumlu arkadaşlarımızla paylaşacağız demiştik. Biz istişarenin, uyumun, koordineli şekilde çalışmanın önemini bilen, faydasını görmüş bir geçmişe sahibiz. Ülkemizde 12 yıldır hakim olan güven ve istikrarın, özellikle de bu istikrar ortamının gerisinde kalmamızın mümkün olamayacağını sürekli ifade etmiştik. İki sihirli kelime diye ifade etmiştik. Bir, güven, iki, istikrar demiştik. Ve bunu gerçekleştirdik. Bu iki sihirli kelime bizi buralara taşıdı. Çünkü güvenin olmadığı yerde istikrar olmaz. İstikrarın olmadığı yerde de güçlü bir ekonomi olmaz. Çünkü yatırımcı geleceğini görecek. Eğer yatırımcı geleceğini göremiyorsa gelip o ülkede yatırım yapmaz. Bu bizim içerideki yatırımcımız için de geçerlidir. Dışarıdan gelecek yatırımcı için de geçerlidir. Uluslararası iş camiasında, müteşebbisler camiasında bize gittiğimiz zaman ilk sordukları soru hep şu olur. Seçim ne zaman? Şu zaman. Peki koalisyon mu yoksa tek başına bir iktidar mı gelir? Eğer tek başına iktidar durumu yok gibi bir izlenim alırlarsa, ki onlar zaten seçim öncesi kamuoyu araştırmalarını yapıyorlar. Ve bu kamuoyu araştırmalarını yaptıktan sonra da Türkiye'de ne olur? Tek başına bir iktidar mı gelir? Yoksa bir koalisyon mu olur? Bunu görüyor. Ona göre
Türkiye'deki yatırımı peşiyle satın alıyor. Eğer burada hakikaten tek başına bir iktidar sinyali varsa, ha ben seçimler yapılmadan önce gidip o ülkede yatırımımı yaparım diyor. Ve 9 seçimde de bunu ben bizzat uluslararası camiada yaşadım. Gittiğim birçok ülkede, yani Amerika'sından Avrupa ülkelerine, Rusya'sına, hepsi bu sorularla, kendilerle yaptığımız kahvaltılarda, ne bileyim çeşitli karşılıklı görüşmelerde hep bu sorunlarla karşı karşıya kaldık. Çünkü geçmişte siyasi istikrarsızlığın, sosyal sorunların, ekonomideki kırılganlığın ülkemize ve milletimize ödettiği bedelleri hep birlikte yaşadık, gördük. Gerçekten de demokrasi ile ekonomi arasında hassas bir ilişki var. Biz bu ilişkiyi kurduk. Daha önce böyle bir ilişki söz konusu değildi. Yani birisi güçlendiğinde diğeri de güçleniyor. Biri zayıfladığında diğeri de irtifa kaybediyor. Onun için ya birisi çıksın, diğeri çıkmasa da olur diyemezsiniz. Eğer böyle bir iddia içerisindeyseniz aynen geçmişte yaşadıklarımızı yaşarız. Hamdolsun 12 yıl içerisinde biz bunu başardık ve bunun için de her ikisi at başı ve böylece bugünlere geldik. Ekonomiyle demokrasiyi birlikte yükseltmenin, birlikte ileriye taşımanın hep çabası içinde olduk. Bugün de aynı hassasiyete sahibiz. Ülkemize yönelik saldırılara baktığımızda bir yandan demokrasimizin, onunla birlikte ekonomimizin hedef alındığını görüyoruz. Bu açık gerçeğe rağmen içerideki bazı kesimlerin kendi siyasi veya ekonomik çıkarları uğruna ülkemiz ve milletimiz aleyhindeki kampanyalara destek verdiklerini üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bilhassa değerli başkanın da az önce ifade ettiği 17-25 Aralık demokrasiye ve sivil siyasete darbe girişiminden beri paralel yapının ülke içinde ve dışında bu konuda başı çektiğini biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin vatandaşı olacaksın. Bu ülkenin pasaportunu taşıyacaksın. Bu ülkede bir STK oluşturacaksın. Ondan sonra da gideceksin Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar sürdüreceksin. Ve bu kampanyalar tamamen hilaf-ı hakikat, yalan yanlış. Çünkü bunlarda bir de yalan meşrudur. Bunlarda takiye, gizlenme çok başarılıdır. İleri derecededir. Kendilerini çok iyi gizlerler, çok iyi saklarlar. Ve yeri geldiği zaman da hangi grubun veya kurumun içerisine gireceklerse orada o kurumun değer verdiği neler varsa bu kendilerine ters de düşse onu yaparlar. Çünkü bunların ana ilkesi şudur. Amaçları uğrunda her şey meşrudur. Böyle bir anlayışla her şeyi yaparlar. Benim burada anlatmaktan edep edeceğim her şeyi yaparlar. 17-25 Aralık darbe girişimini sadece şahsımla, sadece o dönem başında bulunduğum hükümetle ve partiyle ilişkili hale getirenler yanlış düşünüyorlar. Hadiseyi yanlış değerlendiriyorlar. Bu darbe teşebbüsü doğrudan demokrasiye, doğrudan milli iradeye, doğrudan Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Hedef Türkiye'nin birliğiydi. Milletimizin bütünlüğüydü, huzuruydu, istikrarıydı. Beni değil, sizleri, sizlerin emeğini, sizlerin varlığını hedef almışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Her türlü tehditle haraçlar toplanabiliyordu. Her yerde. Maliyesinde, yargısında, öyle mi? Emniyetinde, her türlü. Eğer yargıya bir işiniz düşmüşse,
Bunun halli için bunların avukatlar zinciri her tür işi çevirebiliyordu. Çünkü avukatlık o dönemde hukuk değildi. Neydi? İkili ilişkilerdi. O da nereden geçiyordu? Parasal ilişkilerden geçiyordu. Bunu geçmişte başkaları yapıyordu. Bu defa da ne yazık ki bu örgüt yapmaya başladı. Bu teşebbüs ortaya koyduğumuz kararlı duruş ve milletimizin desteği sayesinde hamdolsun akamete uğradı. Demokrasiye, milli iradeye kast edenlere karşı verilecek mücadele diğer tüm çabaların, diğer tüm hedeflerin önünü açacaktır. Onlar için gereken zemini teşkil edecektir. Bakınız, biraz sonra değineceğim. Hani geçenlerde bir operasyon oldu ve bu operasyonu basın özgürlüğüne yönelik yapılmış bir operasyon gibi göstermeye gayret ettiler. Halbuki tam aksi. Bunlar o günlerde adını sıkça duyduğunuz Tahşiye adı verilen bir kitap evine ve bu kitap evinin onların elindeki belli imkanları alacağını görerek onların aleyhine köşelerinde yazdıkları yazılar sebebiyle onların ihbarı üzerine, yani o kitabevi sahiplerinin, onların yazarlarının, ki onlar da yazar, köşe yazarı, aynı zamanda birçoğunun yazılmış kitapları var. Ve bu insanlar 17 ay içeride yattılar. Ve ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan ne diyorlar? Bunlar fikir özgürlüğüne, bunlar işte düşünce özgürlüğüne, medyaya karşı yapılmış bir operasyondur. A'dan Z'ye yalan. Tam aksine medya özgürlüğü bunlarda yok. Ve bunlar birçok yazarı, çizeri hepsini eğer onlarla örtüşmüyorsa zaten def etmişlerdir. Nitekim onların yanından ayrılıp da daha sonra yaptıkları açıklamalarla ortaya çıkan birçok yazarı, çizeri de gördünüz, görüyorsunuz. Ve şu anda yanlarında olanların birçoğunun da yine ben biliyorum ki belli imkanlar sağlandığı için orada duruyorlar. Veya kendilerine ait bir piyasa olmadığı için orada duruyorlar. Sizlerden içeride ve dışarıda bu konuda çok dikkatli olmanızı, ülkemizin ve milletimizin aleyhindeki bu çalışmaların karşısında bir güç oluşturmanızı özellikle bekliyorum. Bunun en az sivil toplum çalışmalarınız, en az ekonomik faaliyetleriniz kadar önemli olduğunu da bilmenizi istiyorum. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde ne sivil toplumun ne de girişimciliğin gelişmesi mümkün değildir. Sakın ha, uluslararası medyada çıkan olumsuz haberlere, ithamlara, değerlendirmelere itibar etmeyin. Kulak asmayın. Burada yürekli olun. Gelecek bizimdir. Türkiye güçlüdür. Her geçen gün daha da güçlü olacak. Onlar da aynı değirmene su taşıyorlar. Onların derdi başka ama bizim derdimiz daha başka. Varsın onlar olumsuzluk değirmenine su taşısınlar. Varsın onlar bu ülke aleyhine kampanyalar yürütsünler. Bilesiniz ki bunların mumu yatsıya kadar yanacaktır. Ve ondan sonra sönecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi bunların tüm yaptıkları bir üst aklın planlamasıyla, yönlendirmesiyle yürütülen faaliyetlerdir. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Türkiye eski Türkiye değil. Artık yeni Türkiye var. Kendi istikametini kendi çizen, kendi planlarını kendi yapan, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye var. Geçmişte bizim gündemimizi dışarıda birileri belirliyordu. Ama şu anda böyle bir şey yok. Kimse bizim gündemimizi belirleyemez. Biz kendi gündemimizi kendimiz belirliyoruz. Aziz milletimizle birlikte, sizlerle birlikte istiklalimizi koruma ve istikbalimize sahip çıkma konusunda kararlıyız. Eski Türkiye hayaliyle yaşayanlar boşuna bekliyorlar. Türkiye bir daha
o günlere asla dönmeyecek inşallah. Değerli dostlar, ülkemize yönelik tertiplerin, saldırıların, tezgahların demokrasimize ilave olarak iki konuda daha yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan biri ekonomi, diğeri sosyal barış. Bilhassa uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla ekonomimizi zayıf göstermek, bu yönde bir algı oluşturmak için yürütülen gayretleri sizler gayet iyi biliyorsunuz. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında tüketmeyin, ekonomi dursun çağrıları yapılmıştı. Çok ilginç. Faizleri yükseltmek için, yatırımları, girişimciliği baltalamak için, yani Türkiye'nin büyümesini engellemek için 12 yıldır sayısız defa saldırılara, manipülasyonlara maruz kaldık. Ve o olaylar esnasında hatırlayın, faiz nereye düşmüştü? 4,6'ya kadar düşmüştü. Ve bu olaylarla birlikte hemen faiz yükselmeye başladı. Ve ülkemizde tabii faizin meddahlığını yapanlar çok, onu da söyleyeyim. Hala bunun gayreti içerisinde olanlar maalesef var. Ben Cumhurbaşkanı olarak her yerde söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Biz devletin borçlanma faizini %63'ten aldık. Tek haneliye indirene kadar verdiğim kavganın, mücadelenin şahidi olan birçok arkadaşım var. Fakat tek hanelide kalmasını istemeyen birileri hala var. Bunu bilmenizi isterim. Biraz sonra o konuya da değineceğim. Sizlerden bu yöndeki çabalara, haberlere karşı da dikkatli olmanızı, her yerde ve her durumda sağlam duruşunuzu muhafaza etmenizi istiyorum. Ben şunu biliyorum. Kim ne derse desin. Bir defa yüksek faiz bu ülkede yatırımın önündeki en büyük engeldir. Eğer yüksek faiz devam edecek olursa bu ülkede yatırımlar bizim istediğimiz seviyede asla yürümeyecektir. Ve bu ülke girişimci doğuramayacaktır. Girişimcinin doğabilmesi için bir defa yüksek faiz değil, en azından şöyle uluslararası camiadaki faizlere yakın bir faiz politikasını bizim de uygulamamız lazım. Az önce de ifade edildi. Bakın bu faiz lobisi, dikkat edin, son zamanlarda reel yatırımdan çok nereye doğru ulaşıyor? Daha kolay para nasıl kazanılır? Veya paradan para nasıl kazanılır? Hep buna doğru gidiyor. Şimdi en çok parayı kazanan yatırımlar, yatırım derken bile biraz üzülüyorum, nedir? Finans sektörüdür. En büyük parayı onlar kazanıyor. Hani o devasa yatırımların olduğu yerler böyle bir para kazanmıyor. Ama o finans sektörü bakıyorsunuz korkunç paralar kazanıyor. Ve kendi öz sermayesiyle de diyemiyorum, biliyor musunuz? Burada da bakıyorsun vatandaşın o mevduatlarıyla kalkıyor, paradan parayı kazanıyor. Ve bunun vatandaşa tekrar dönüşümü noktasında da kendi hesaplarını yapıyor. En az imkanı sağlamak suretiyle de burada yatırımcımızın önünü açacağı yerde tam aksine önünü tıkıyor. Şu anda geri dönüşüme baktığınız zaman mesela bizim insanımız hakikaten çok haysiyetli. Yani aldığı borcu ödemede de şu anda yaklaşık %2,9 gibi bir geri dönüşümde sıkıntı var. %3 diyelim. Buralarda. Şimdi böyle bir toplumun içerisinde finans sektörünün aslında riski bile yok denecek noktadadır. Yani reel sektörde bile risk bundan nedir? Çok daha fazladır. E şimdi bunu görüyor. E dolayısıyla tabii ki yüksek faizde de kimse ses çıkarmıyor. Sağ olsun Merkez Bankamız da bu noktalarda hakikaten
Dünyada herkes inerken bizim Merkez Bankası sağ olsun hala olduğu yerde duruyor. İnmiyor. Düşürmüyor. Ya neyi bekliyorsun sen? Buyur. Petrol fiyatları 106 dolarlardan, 110 dolarlardan şimdi 45 dolara geldi. İşte açıklamalar yapılıyor. 2015-2016'da bu civarlarda dolaşacak. Hesaplar buna göre. İşte Azerbaycan Devlet Başkanı buradaydı. Kendisiyle konuşurken dedi biz hesapları 60 dolar üzerinden yaptık. Şimdi biraz burada sıkıntımız var. Yatırımlar noktasında sıkıntımız var. Çünkü bütçeyi de buna göre hazırladık diyorlar. Orada o 15 doların hesabını yapıyor. Böyle bir noktada. Bizim petrolle ilgili bu noktada bir sıkıntımız yok. Tam aksine bu bizim lehimize şu anda. Çok çok iyi bir noktadayız. Öyleyse bunun halkımızda dönüşünü, yatırımcıya dönüşünü süratle sağlamamız lazım. Ey Merkez Bankası, daha neyi bekliyorsun? Şimdi diyebilirler ha, Merkez Bankası bağımsızdır. Ben de bağımsızım. Ben de bağımsızım. Cumhurun sesi olarak bunu yapmak durumundayım. Söylemek durumundayım. Ve gerekirse çağırıp kendileriyle de bunu oturup konuşacağız. Bu iş böyle yürümez. Burada bir şey var. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. İstihdama ihtiyacımız var. Üretime ihtiyacımız var. İhracat, çünkü bizim ekonomi ihracata dayalı bir ekonomidir. Ve bunun içinde uluslararası rekabette de bir defa maliyet hesaplarının gayet ucuz olması lazım ki rekabetimizin de bu noktada güçlü olmasını sağlayalım. Şimdi istihdamda bir sıkıntı görünüyor. Yani birçok Batı ülkesiyle mukayese edilmeyecek derecede iyiyiz de ama niye buralarda olsun? Yani daha da aşağılarda olsun. İnelim %5'e kadar ya, düşelim buralara. Tabii biz geldiğimizde hizmet sektörü felaketti. Şimdi hizmet sektöründe hamdolsun birçok alanlar açıldı. Yani en basitinden turizmde otellerimiz bizim biliyorsunuz sadece yaz mevsiminde çalışırdı. Onun dışında kapanırdı. Ama şimdi 4 mevsim otellerimiz çalışır hale geldi. Bu tabii bizim için çok çok önemli bir sıçrama, çok önemli bir atak. Bakıyorsunuz geldiğimizde bizim turist sayısı 13 milyon civarındaydı. Ama şimdi 40 milyona turist sayısı dayanmış vaziyette. Gelirine bakıyorsun, turizmden olan gelir hamdolsun 40 milyar doları aşmış vaziyette. Burada da iyi bir konuma geldik. Bunlar bizim için Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. Ve bunu 12 senede yapmak, başarmak hamdolsun bize nasip oldu. Biz şimdi turizmde yatırım yapacaklara yer bulmakta zorlanıyoruz. Bakın az önce televizyonu dinliyorum odamda, izliyorum. İzlerken bir şey gördüm. Erciyes'teki oteller daha okullar tatile girmeden %85 doluluk var. Rezervasyonlar böyle. Bu bir şey gösteriyor. Neyi? Refah düzeyi Türkiye'nin aynı zamanda yükselmiş. Ve bu tür hem alanlar açılıyor, işte bir taraftan Erciyes'e bakıyorsunuz, bir taraftan Palandöken'e bakıyorsunuz, bir taraftan Konaklı'ya bakıyorsunuz, her tarafta. Bütün bunlar refah düzeyinin nereden nereye geldiğini ve gerek ulusal gerek uluslararası bazda nerelere geldiğimizi, geçmişte turizmde sadece deniz, kum, güneş diye bakarlarken ama şimdi biz turizmin tüm alanlarında varız. Hepsinde varız. Buralara durup dururken gelmedik. Bu bir ufuk meselesi. İnşallah bu atacağımız adımlarla 12 yıldır söylediklerinin hep tersi çıkanlar şimdi de büyük bir pişkinlik içinde aynı şeyleri tekrar etmeyi sürdürüyorlar. Fakat bakıyorsunuz ihracatımız rekorlara doymuyor. İhracatımız
2014 yılında bir önceki yıla göre %4 artışla 158 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon %8,2'de kaldı. 2014 yılının 3. çeyreğinde %1,7 oranıyla yine pozitif büyüme kaydettik. Tabii hedefimiz bu değildi. Yani bizim hedefimiz ortalama her yıl %5 büyümeyi yakalayalım. Ama uluslararası camiadaki gelişmeler az çok tabii etkiliyor. İnşallah 4. çeyreğin de gelmesiyle birlikte hiç olmazsa burada %3'ü yakalamamız bile bizim için bir başarı olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açıkta beklentilerin üzerinde bir iyileşmeye yol açacak gibi görünüyor. Yatırımlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hepimizin yakından takip ettiği dev projeler planlandığı şekilde ilerliyor. İşte bu yıl inşallah birçok açılışların şahidi olacağız. Fevkalade bir durum olmazsa 3. köprünün açılışını yıl sonu itibariyle inşallah gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde biliyorsunuz İzmit Köprüsü, onun geçiriş açılışını yine inşallah bu arada gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yılda inşallah yine Avrasya Tüneli'nin açılışına hep birlikte şahit olacağız. Ve arka arkaya bunlar tabii geliyor ve bütün bunlarla birlikte büyüyen bir Türkiye'yi, güçlenen bir Türkiye'yi tabii hazmedemeyenler de değerli arkadaşlar çoğalıyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Sadece şu içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Sarayı, şu anda saray. Ama kısa bir süre sonra burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Niye külliye olacak? Çünkü hemen yanımızda bir kongre merkezi şu anda inşa ediliyor. Kongre merkezinin hemen arka tarafında bölgede şöyle bir büyük cuma camii yok. Orada bir cami inşa ediyoruz. Yine aynı şekilde kongre merkezinin bana göre sağ tarafında çok amaçlı 2000 civarında kişinin katılacağı bir toplantıyı aynı anda yapabileceğimiz yemekli toplantıyı kastediyorum. Bir salonda orada olacak ve hedefimiz bazı büyük çaplı yemekli toplantıları orada yapmak ve muhtarlarımızın buraya rahatlıkla gelip gidebileceği bir yeri burada hazırlayalım istiyoruz. Türkiye'de muhtar sadece ulaşabilirse belediye başkanına ulaşır. O da ilçe belediye başkanı. Veya ulaşabilirse sadece kaymakama ulaşır. O da köye hizmet götürme birliklerinde üye olduğu için ona ulaşır. Böyle bir kopukluk var. Bu kopukluğu ortadan inşallah biz orayla gidereceğiz. 50 bine yakın muhtarımız var. İstiyorum ki 50 bine yakın muhtarımızla biz orada inşallah 2 yıl içinde orasını bitireceğiz. Orada bu işi başaralım. Hemen onun arkasında da çok çok önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Şu anda Türkiye'de bizim en büyük kütüphanemiz yaklaşık 2 milyon cilt kitaba sahip olan bir kütüphanedir. Dünya çok farklı yerde. Orada asgari 4 milyon cilt kitap alabilecek şekilde hem dijital ortamda hem de yaprak kitapla inşallah diyoruz ki orada bir Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi kuralım. Ve orada da ayrı bir hedefimiz olacak. O hedef de 24 saat öğrenciye, halka açık bir kütüphane haline getireceğiz. İlk etapta saat 24'e kadar, sistem oturduktan sonra 24 saat öğrenciler gelip orada çalışabilecekler. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda projeler hazırlanıyor. Böyle zannediyorum ki proje dahil 2 yılda bunları bitireceğiz. Bütün peyzajıyla, her şeyiyle bitip ondan sonra dev bir açılışta burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Saray
kavramından rahatsız olanlar temenni ederim ki külliyeden rahatsız olmazlar. Yani böyle bir şey yaşarız. Ve şu içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı, şimdilik saray, daha sonra külliye, inşallah Türkiye'nin ekonomide geldiği yeri göstermeye tek başına yeterlidir. Böyle anlattıkları gibi filan da değil. Yani hani söylüyorlar ya işte, beş, dün baktım bir tanesi sağ olsun ana muhalefetten diyor ki 5-6 milyar dolara diyor mal oldu diyor. Ya parayı harcayan, takip eden biziz. Nereden çıkarıyorlar böyle rakamları anlamak mümkün değil. Herhalde İngiltere'de Westminster Sarayı'nın şu anda restorasyonu yapılacak. O restorasyonla ilgili rakamlar açıklandı. 5 milyar dolara restorasyonu mal olacakmış. Belki oraya bir takıntı yapmış olabilir. Bundan dolayı burayla ilgili de böyle bir rakam açıklamış olabilir. Ama bunu bilmesi lazım. Her şey bunları kayıttadır. Ve biz burayı proje hariç 18 ayda bitirdik. 18 ayda. Böyle bir hızlı bir süreç. Türk mimar, Türk müteahhitlerle burayı bitirdik. Bakınız, mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi binamızın inşaatına 1939 yılında başlandı ve 1961 yılında tamamlanabildi. Ankara'nın en önemli yapılarından olan Anıtkabir için hazırlıklara 1941 yılında başlandı. Yapı ancak, o da eksik olarak, 1953 yılında tamamlanabildi. Yani 12 yıl. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ise az önce ifade ettiğim gibi projeyle birlikte 2 yılı bile bulmadı. Meclis ve Anıtkabir projeleri inşa edildikleri dönemde ülkemizin bütçesini sarsmıştır. Onu da bilmenizi isterim. Diğer yatırımları ciddi manada etkilemiştir. Oysa bugün Türkiye bunun gibi onlarca, yüzlerce projeyi aynı anda bitirip inşa edip halkın hizmetine sunabilecek güce sahiptir. İşte biz şu iktidarımız döneminde nice bakanlık binaları yaptık. Anayasa Mahkemesi'nin binasını aynı şekilde. Bakanlık binaları. Bunun yanında o diğer yatırımları falan konuşmuyorum. Bakın, sadece derslik noktasında baktığımızda değerli arkadaşlar 235 bin derslik bitirildi. 26 havalimanımız vardı. Buna 26-27 tane daha havalimanı ilave ettik. Bunlar bu dönemde oldu. Aynı şekilde 17 bin kilometre biliyorsunuz bölünmüş yol inşa ettik. Köprüler, işte Marmaray az önce de ifade edildi. Bunlar hep bu dönem içinde yapıldı. Ama mesele finansı idare edebilmek, finansı yönetebilmektir. Eğer sizin finansı yönetme kabiliyetiniz yoksa bunların hiçbirini yapamazsınız. Bilgiyi yönetmek aynı şekildedir. İnsanı yönetmek aynı şekildedir. Bunları beraber yaptığınız anda bu başarıyı sağlayabilirsiniz. Tabii bütün bunların maliyeti üzerinden polemik yapanlar eğer art niyet taşımıyorlarsa Türkiye'nin ulaştığı seviyenin farkında değiller. Ve çok enteresan, işte mesela biz bu arada Samsun-Sinop arasını yine yaptık ve oranın maliyetinin 150 kilometredir. Oranın maliyetinin çok enteresan yarısının bedelinden hamdolsun burası daha az. Bu. Yani Sayın Putin buradan çıkarken bir şey söyledi. Bu eser dedi, büyük devlet olmanın alametidir dedi. Bakın çok ilginç. Vaka budur. Şimdi Kremlin'e gittiğiniz zaman
Oraya gelen turistleri görürsünüz. Binlerce, on binlerce turistin oraya gelip gezdiğini görürsünüz. İstanbul'da da nereye gelip geziyorlar? Dolmabahçe Sarayı'nı, Topkapı Sarayı'nı gelip geziyorlar. Değerli kardeşim, büyük düşünmek cücelerin işi değildir. Bunu gördüğünüz gibi. Tabii bu cücelere hakaret olmasın, onlar benim canım ciğerimdir asla. Ama maalesef bunların durumu bu. Bölgesel ve küresel düzeydeki tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gücü, itibarı, etkisi artmaya devam ediyor. Bunların hepsi de iyi güzel ama yetmez. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ihracat yapacağız. Ekonomik yıkıma uğramamızı, tökezlememizi, yere kapaklanmamızı bekleyenlere, bunun için uğraşanlara inat, başımız dik şekilde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz 12 yılda ekonomimizi, ülkemizi 3 kat büyüttük. İnşallah 2023'e kadar Türkiye'yi yeniden 3 kat daha büyütecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Bu konuda girişimcilerimize, bilhassa siz genç girişimcilerimize, iş adamlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bunu bir defa bilmeniz lazım. Yaptığınız her yatırıma, ürettiğiniz her mal ve hizmete, sağladığınız her istihdama, gerçekleştirdiğiniz her ihracata bu anlayışla bakmanızı rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'ye yönelik olumsuz beklentilerin yoğunlaştığı bir diğer alanda sosyal barıştır. Bilhassa da Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan hadiselerdir. Biz bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için tarihi bir adım atarak çözüm sürecini başlattık. Tüm provokasyonlara, tüm saldırılara, tüm sıkıntılara rağmen çözüm sürecinin milletimizin sahip çıkması sayesinde kararlılıkla yürüdüğünü ve belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu konuda çok daha somut, çok daha umut verici gelişmeler bekliyoruz. Sizlerden çözüm sürecine daha fazla destek olmanızı bekliyorum. Türkiye'nin bu meseleyi tamamen geride bıraktığında demokraside de, ekonomide de müthiş bir sıçrama yapacağına inanıyorum. Ülkemizin aleyhindeki her kesimin bu en önemli istismar aracını ortadan kaldırdığımızda 77 milyon aynı hedeflere, aynı inançla, aynı azimle yöneldiğimizde önümüzde hiçbir güç duramaz. Tabii burada bir gerçek var. Özellikle bu teşvik politikalarımız, 6. bölge, 5. bölge, ben sizleri buraya yönelmek üzere teşvik etmek istiyorum. Bakın buralarda arazi olsun, vergi olsun, enerji olsun, bütün bu alanlarda hele hele üretim stratejikse burada 1. bölgede dahi ciddi teşvikler var. Bu konulara girmenizde büyük fayda var. Yani genç girişimcilerimizin bu alanlarda adım atması hem kendileri açısından hem ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor. Değerli dostlar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm Batı, demokrasi, insan hakları ve farklılıklara saygı konusunda önemli bir imtihanın eşiğinde bulunuyor. Son dönemde giderek artan hadiseler, Batı ülkelerinde ırkçılığın tehlikeli bir yükseliş içinde olduğunu gösteriyor. Fransa'da bir mizah dergisine yapılan saldırının arkasına sığınılarak tüm Müslümanlara ve bizatihi İslam'ın kendisine, sevgili peygamberimize yöneltilen nefret dalgasını endişeyle takip ediyoruz. Bizim aksi yöndeki tüm gayretlerimize, girişimlerimize rağmen medeniyetler çatışması tezi adeta ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Ben İspanya Başbakanı
şu anda değil. Bundan önceki başbakan Sayın Zapatero ile birlikte biz Medeniyetler İttifakı'nın temelini attık. Şu anda 146 ülke ve uluslararası kurum buranın üyesidir. Ve biz buraya davet ederken ama medeniyetler çatışmasını körüklemek isteyenlerin öne çıktığını gördük. İslamofobik eğilimlerin giderek yaygın şekilde destek bulması beraberinde Müslümanlara yönelik fiziki saldırıları da getiriyor. Değerli arkadaşlar, şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm halkıma, tüm insanlığa sesleniyorum. Bütün bu olan olaylar karşısında kalkıp da Türkiye üzerinden bazı operasyonlara girişmek ham hayaldir, bunu bilmenizi istiyorum. Eğer ben kalkıp da bir gerçek tespiti yapıyorsam, bunu eleştirenler önce bu tespiti acaba Erdoğan niye yaptı diye bunu sorması lazım. Bu ülke hangi ülke olursa olsun, o ülkenin gücü beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren insanlıktır. Eğer İsrail yönetimi, İsrail halkı demiyorum dikkat edin, İsrail yönetimi Gazze'de, Filistin'de 2600-2700 insanı çoluk çocuk demeden öldürüyorsa ben onu lanetlerim, onu telin ederim. Ve bazı ülkelerin kalkıp da İsrail yönetiminin avukatlığına soyunması manidardır. Ben şunu söyledim. Netanyahu buraya hangi yüzle geldi dedim. Ve bu iki yüzlülüktür dedim. Şurada daha birkaç ay önce kalkacaksın Gazze'de bombalarla orada Gazze'yi yerle bir edeceksin. 2600-2700 insanı orada öldüreceksin. Peki Fransa'ya gelen bu insanlar, bu liderler neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Aynı şekilde 350 bin insanın öldüğü Suriye'de nerede insanlık? Niye sesiniz çıkmıyor? Şu anda benim ülkemde 1 milyon 700 bin sığınmacı var. Hani desteğiniz? Hani Türkiye'ye yönelik bu konuda 1 milyon 700 bin insanı siz bombalardan kurtardınız. Bunları şimdi topraklarınızda barındırıyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, giydiriyorsunuz, sağlığıyla, eğitimiyle, her şeyle ilgileniyorsunuz. Yanımıza geliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten her ülkenin kaldıracağı bir iş değildi. Bunu başarıyla yürütüyorsunuz. Ya bırakın böyle kuru lafları. Ne destek veriyorsun onu söyle. Onu söyle. Ve bize bakın 5 milyar doları aştı şu ana kadar yaptığımız. Ama verdikleri desteğe bakıyorsunuz 250 milyon dolar. Ve bizde 1 milyon 700 bin insan şu anda kalırken tüm Avrupa'da. Kalanların sayısı ne biliyor musunuz? 150 bin. Vaka ortada. Bunlar maalesef dürüst davranmıyorlar. Samimi davranmıyorlar. İşte Avrupa'nın birçok ülkesinde teröristler şu anda oralarda kalıyor. Türkiye üzerinden gelip geçenlerden bahsediyorsun. Sen kendi ülkenden çıkarken önce bir defa kendi pasaport kontrolünü iyi yap da çıkmasın kendi ülkenden. Kaçırdın. Bize bildir. Ha ondan sonra biz bildirilenin peşine düşmüyorsak konuş. Aksi takdirde konuşamazsın. Yetkin yok. Çünkü benim ülkemden geliyor, geçiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok görüntüde. Tabii ki bizler uluslararası noktada seyahat hürriyeti neyse bunun gereğini yapmak durumundayız. Ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinde Müslümanlara yönelik saldırılar, işte Filistin'de, Libya'da, Mısır'da, Myanmar'da aynı şekilde devam ediyor. Adli vakalar, lokal hadiseler olarak sunulmaya çalışılıyor. Bu da var. Buna karşılık
Aksi yöndeki en ufak bir olay dahi inanılmaz şekilde büyütülerek tüm Müslümanlar töhmet altında bırakılıyor. Değerli arkadaşlar, bizim dinimiz teröre müsaade etmez. Bizim dinimizde terörün yeri yok. Bunu bir defa bilmemiz lazım. Ve kimsenin de bizim dinimizi istismar etmek suretiyle yapmış oldukları terör eylemlerini kalkıp Müslümanlara fatura etmeye hakkı yok. Bunu da çok iyi bilmeleri gerekir. Provokatif yayınlarıyla nam salmış bir dergiye, ki bu dergiyi Papa da lanetliyor. Çünkü bunun provokatif eylemlerini biliyor. Müslümanlar hakkında da, Hristiyanlar hakkında da, herkes hakkında bu tür maalesef özgürlük denmez buna. Buna başkasının özgürlük alanının sınırları içerisine girerek orada terör estirmek denir. Bunu da bilmemiz lazım. Sınırsız özgürlük yoktur. Düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır. Nereye kadar? Benim özgürlük alanıma kadar. Benim özgürlük alanıma geldiğin zaman orada duracaksın. Ki benden de saygı göresin. Ve biz nasıl ki tüm peygamberleri saygın görüyor, aynen peygamberimize gösterdiğimiz saygıyı, sevgiyi tüm peygamberlere gösteriyorsak, bizim için Hazreti İsa Aleyhisselam da öyledir, Hazreti Musa Aleyhisselam da öyledir, diğer peygamberler de aynı şekilde öyledir. Onun için biz herkesten aynı şeyi bekliyoruz. Efendim onlar ateist. Ateist olabilir. Eğer ateistse yine benim kutsalıma saygı duyacak. Benim kutsal değerlerime saygı duyacak. Eğer duymuyorsa bu toplumu tahrik anlamına gelir ki bunun da yasalarda yeri vardır. Çünkü tahrik de bir suçtur. Bunların yaptığı nefret oluşturmaktır. Irkçılıktır. Biz buna da asla yer vermiyoruz. Dergiye yapılan saldırı için ortaya konan tavır, binlerce masum çocuğun, yüz binlerce masum insanın acımasızca katli karşısında maalesef gösterilmedi. Göstermediler. İşte söylüyorum. Bakın, Gazze'de 14'ü gazeteci, 521'i çocuk, 283'ü kadın, 2000'i aşkın kişiyi katlederken İsrail yönetimini görmezden gelenler Fransa'daki 12 kayıp için tüm dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Bunu niye düşünmüyoruz? Bunu niye konuşmuyoruz? Değerli arkadaşlarım, ellerinde sahilde oynayan çocukların kanı olanların, kimyasal silahlarla öldürülmüş binlerce masumun kanı olanların, her gün kendi halkına karşı devlet terörü estirenlerin terörü kınaması, teröre karşı saf tutması sadece pişkinliktir. Burada bir samimiyetsizlik var. Suriye'de işte yüz binler katlediliyor. Kılları kıpırdamayanlar 12 kişinin ölümü karşısında birden vicdan ağıtları yakması bize inandırıcı gelmiyor. Herkesin fikrine, görüşüne, inancına saygılı olan Batı demokrasisi, konu İslam ve Müslümanlar olduğunda sadece hakaret, sadece eleştiri konusunda kapıyı açık tutuyor. İşte ülkemizde de bakıyorsunuz bazı yayın organları aynen oradan alıntı yapmak suretiyle kendi köşelerine, kendi başlıklarına peygamberimize hakareti çekiyor. Sen hangi ülkedesin ya? Bu ülkenin %99'u yeri geldiği zaman Müslüman diyorsun. Sadece Müslümanların kutsalına değil, kimsenin kutsalına bu şekilde hakaret edemezsin, saygısızlık edemezsin. E neymiş? Emniyet görevlileri gelmiş, arama tarama yapmışlar. Yaptığın iş hukuka, her şeye aykırı. Vatandaş gelmiş tahrik ediyor. Böyle yaptığın sürece sen tahriki bir defa davet ediyorsun. Bunun kapısını sen açıyorsun. Bunun kapısını açmaman gerekir. Ne yazık ki bu tür atılan adımlar, yapılanlar ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü de bozmaya yöneliktir.
Müslümanların peygamberleri konusundaki hassasiyeti hiçbir izaha gerek olmayacak şekilde açıkça ortadayken ısrarla bunun üzerine gidilmesi kesinlikle düşünce hürriyetiyle ilgili değildir. Saldırı sonrasında ortaya konan tutum yine bir takım karikatürlerin milyonlarca basılıp dağıtılması da aynı şekilde düşünce hürriyetiyle ilgili değildir. Burada çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Bunu bir defa görmemiz lazım. Avrupa geçmişte benzer yanlışları sebebiyle iki tane dünya savaşı yaşanmasına, on milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştı. Tarihten ders almayanların bu defa da İslam'ı hedefe koymak suretiyle bir medeniyetler çatışması, hatta medeniyetler savaşı çıkartmaya çalıştıklarından ben doğrusu endişe ediyorum. İnsanlığın bu büyük yanlışa inşallah düşmeyeceğine inanıyorum. İslam dünyası kendi içinde meseleleri er geç çözüm yoluna koyacaktır. Batı'nın da bu noktada yaşadığı maddi manevi bunalımların çözümünü medeniyetler çatışmasında değil, başka mecralarda arayacağını ümit ediyorum. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere bu konuda sorumluluk üstlenmesi gereken kuruluşların da suskunluklarıyla bu kötü gidişi adeta teşvik ettiklerini söylemek durumundayım. Hatırlayın, dünya beşten büyüktür dedim. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da söyledim. Hiçbir ölümde, hiçbir can da 12'den daha değersiz değildir. Biz Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın refahla beraber adaletin de hakim olduğu bir yer haline gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha ziyaretiniz için milletin sarayında, milletin evinde sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.